Arkalarım herkese selamlar. 15 Eylül 2024 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 7 adet ideal yüksek oranlı mücadelem var. Onun dışında sizlere bir adet de videoda ideal kupon vereceğim. ideal kuponu direkt videonun sonuna normal koyacağım bilginize. Arkalarım 7 adet maçımız var. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet maç yarışmamız var. Maç yarışmamız Trabzonspor'la Beşiktaş maç skorudur. Maç olur sizlere sorduk. Bilen 5 arkadaşımızı bir hafta boyunca WhatsApp VIP gruplarımıza misafir edeceğiz. Ondan önce Cuma günü için Dortmund'la Hayranam'ın mücadelesi vardı. Maç ne olur diye sorduk ve yorumlarda çok yaklaşan var bu arada. 4-1'ler, 3-2'ler havada gezmiş. Sadece bir adet 4-2 var. O da Kemal Barkan isimli arkadaşımız. Zaten Kemal abi daha öncelerde de gruplardaydı. Maç skorunu bildi. Bir hafta boyunca bizden WhatsApp gruplarına katılmaya hak kazandı. Benimle ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına Kemal Abi ile iletişime geçebilir. Bu numaradan iletişime geçerekten de WhatsApp grupları hakkında bilgi almak isteyenler, her türlü soru görüş önerisi olanlar, gruplara katılmak isteyenler, soru sormak isteyenler her de açıklamada ve yorumlarda zaten WhatsApp'ın linki var. Doğrudan tıklayarak tek tıkla gidebilirsiniz. Oradan bana tıklayaraktan da iletişim kurabilirsiniz. Bilgisini vereyim. Devam ettim. Arkadaşlarım hafta sonu çok güzel maçlar var yüksek misli olaraktan da zaten yüksek misli seviyesinin mantığını bahsedeyim kısaca. Yüksek oynayanlar en güvenliğimiz sağlam maçları yüksek oynayaraktan da kılçıksız alıp kazançla çıkmaya çalışıyoruz. Onun dışında ideal kuponlarımız var. İdeal kuponlarda da en güvenilir şekilde değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. İdeal mesela cumartesi için ideal kupon, alternatif kupon, korner kombini vesaire vesaire birçok kombinimizle birlikte yaptık. Saat 2'de de canlı ile başlayacağız. Onun dışında baktığımız zaman da canlı olarak da zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalardan en iyi şekilde tahmin vererekten de kazandırmaya çalışıyoruz. Herkes açık Telegram kanalımız var. Ücretsizdir burası. Buraya açıklama yorumlardan tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Burası tamamen ücretsizdir. Veya Kangatif ücretsiz yazsanız da Telegram'a ulaşırsınız. Hatta dün Telegram kanalında neler yaptık ve dün neler yaptık biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlarım yazmışım ya. Canlı Start 19.30 Bundesliga 2. Son 10 dakika başlıyoruz. Yani da bir Kangal galemolisi. Kasruye mücadelesi vardı. Burası ücretsiz grup bu ara. Buraya buraya da attım. 7447 kişi var şu an. Kasruye'nin maçı vardı. İlk yerden gole girdi Gaga. %4 olarak aldık. Onun dışında Paderborn maçına da editörümüz girmişti. İlk yer 1.5 üstte 62 orandan hatta golü de Paderborn'dan bekliyorduk. Paderborn'dan bekliyorduk. %1 de ona girdik. 2 13 orandan. Geldi mi? Geldi. Kasruye maçında 45 artıda gol geldi Maga. Tertemiz 1'de 1 oldu mu? Devre arası oldu, dedim ki ücretsiz gruba iki tane daha canlı atacağım, oradan bitireceğim diyerekten de. Paderborn maçının bir buçuk üstü. Deplasman bir buçuk üstü. Kasruer maçının ev sahibi bir buçuk üstü. Maç başladı, Paderborn ikinci yarının başına direkt attım aga. Geldi mi geldi. Kasruer attı iptal oldu. Allah Allah! Kasruer de geldi mi aga? O da geldi aga. 3'te 3'le zaten ücretsiz telegram grubuna bir kazanç elde ettirdik. Ondan sonra gruplarda devam ettik. Alborg mücadelesi geldi. Sentatiyen maçına ne dedim? Aga evin tek golünü alın. Bak, maç 1-0 bitti. Lille golü de bekliyordum ben. Canlıdan aldım. 2.5 üst aldım hatta. Ama Sentete'nin bir golünü alanlar yazdım özellikle. Bereketli olsun. Dortmund'a ilk yarı 2.5 üst aldık. Geldi. devreden Dortmund golü %1 geldi. 2.5 üst aldım. Neler neler kaçtı. Hatta görüntüleri attım. Real Betis maçı vardı. İlk yarı 1.5 üst verdim. O geldi. Skor kombinimiz vardı. 7 maç. Şuradan hem Real Betis'in skorunu hem de Sporting Lisbon'un skorunu kaçırdık 3-0. Hatta yazdım ki milyonu kaçırdık. 1 milyon 600 veriyordu. Vallahi yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi. Sizler de buraya katılabilirsiniz. Her türlü soru görüşünlere WhatsApp. Sizlerden ricamız artı 5 üzerinde beğeni. Dediğim gibi videoda bir adet ideal kombine vereceğim. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Bol şans. Tottenham'la Arsenal mücadelesi. Mücadelenin yani Tottenham'ın tempolu oyunu şu sıkıntı. Arsenal'in takım savunması iyi olduğu için burada gollere gitmek mantıksız bence. Şöyle yine maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben size. 3-2'lik Arsenal galibiyeti bekleniyor. İndeks beklentisi böyle. Gollü geçecek diyor ki geçme ihtimali de var tabii ki. Ama gollerden ziyade bu Arsenal'ın takım savunması. Deplasman'da da savunmaya biraz önem vereceği için ben kornere gittim. Aga korner tercihini aldım. 9.5 üst korner açık. İdealden 9.5 üst korneri tek korner maçım olarak pazar günü değerlendirdim. Diğer mücadelem Ren'le Montpellier mücadelesi. Montpellier tarafını biliyorsunuz bilmiyorum ama herhangi bir doğru düzgün transfer yapmadı. Ya yani transfer yapmayan takımlardan bir tanesi. Ren tarafı da oynadığı oyunun hakkını alamıyordu. Şimdi kendi evinde ve şöyle söyleyeyim daha ilk maçında Lyon galibiyeti iki dep basmana gitti. İyi oynamasına rağmen dep basmanda mağlubiyetleri tattı ve kendi evinde zayıf bir rakiple oynayacak. Montpellier de iyi başlayamadı. Ben burada Ren tarafındayım. Ren tarafının atacağı iki gol çok güzel. Hatta dedim ki ideal kombineme koysam mı, koymasam mı diyerekten de. Ama değerlendireceğim maçlardan bir tanesidir. Ben burada Ren tarafından 2 gol bekliyorum. Hatta biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler varsa Handikap'ın oranı da zaten burada 2.19-1.94 arasında değişiyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Asbuk'la Pauli mücadelesi. Ben de burada Asbuk tarafındayım. Asbuk tarafından Ruben Vargas'ı Galatasaray'a bir transfer hamlesi yaptı. İsviçre milli takımında şu Uluslar Ligi'nde çok çok iyi oynadı. Özellikle İspanya mücadelesinde falan. Bence iyi transfer olurdu. Asburg tarafında kendi evinde. Pauli'de çok bir numara yok aga. Öyle söyleyeyim. Oynamış olduğu iki mücadele gol atamadan kaybetti. Gol atamadan kaybedilen maçlarda bu şekilde takımlar ekstra bir gol atmak için motivasyonlu oluyor ama ben Asburg'un burada daha iyi oynamasını bekliyorum. Hatta biraz daha şöyle ideal tercihe gittim. Ev sahibi bir yarı kazanır. Evet yani Asburg'un ben burada maçı kazanmasını beklesem de biraz daha garanti alarak da idealden bir yarayı kazanması benim için daha uygun. Bir 39 bandı oranı var. Onun dışında dediğim gibi Asburg'un maç sonu galibiyeti de beklenebilir. 1.88 2 oranı bandında da bunun da oranı var bilginize. Kasımpaşa ile Fenerbahçe mücadelesi. Ben burada Fenerbahçe'yi doğrudan galibiyetini ideal kombineme aldım. Çünkü diğer maçın oranı yüksek biraz. Fenerbahçe'de burada tamamlıyor. 2.18 mi, 2.15 mi ne oran oluyor zaten. Ben burada Fenerbahçe'nin doğrudan galibiyetini ideal kuponuma aldığımı söyledim. Onun dışında yüksek oranlar neler yapabiliriz? Maç sonu 2 okey. Maç sonu 2 1.5 üst okey. Maç sonu 2 2.5 üst okey. 2-1, 3-1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir gibi geliyor. Onun dışında ben burada Kasımpaşa tarafında gol atmasını bekliyorum. İyi transferler yaptı iyi bir oyun oynuyor. Sabi Hoca'nın sanırım 7 maçlık cezası devam ediyor. Kenarda olmayacak ama oyuncular da bir nevi buna alışmıştır diye düşünüyorum. Onun dışında biraz daha yüksek orandan da ilk yerden 2 gol gelme ihtimali bile bence olan maçlardan bir tanesi. İlk yarı bir buçuk oranı bile hatta ilk yarı 1-1 veya 2-0 Fenerbahçe'de başlayabilir. Güzel maç olur, tempolu mücadele olur. İlk yarı bir buçuk üstü de 2 küsur oranından ekstradan değerlendirebiliriz. Wolves'la Newcastle mücadelesi. Newcastle tarafından Tonali takıma geri döndü. Geçen mücadelede sonradan oyuna girdi. Uluslar Ligi'nde milli takımda da forma giyme şansı buldu. Tonali geri döndü. Bu olumlu anlamda Newcastle'a yansıyacaktır zaten. Taş gibi takım gerçekten öyle. Wolves'ta kendi evinde oynamış olduğu bir Chelsea mücadelesi vardı. Üstüne çok gitti. 6 tane gol yedi. Yine bu tip maçlarda üstüne giderse cezalandırabilecek bir takım Newcastle tarafı da. Ben burada yine aynı şekilde yarı kazanır oranına oran varken Deplasman bir yarıyı kazanır. Evet aga. Yani Newcastle'ın ben burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum zaten. Maçı kazanır mı bilmiyorum ama Newcastle'ın bir yarıdan mutlaka üstün gelmesini çünkü güçlü bir oyunları var Newcastle'ın bekliyorum. Dert basman bir yarı kazanması uygundur. Diğer mücadelen Trabzonspor'la Beşiktaş karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 5 arkadaşımızı gruplarımızdan misafir edeceğiz. Şimdi Aga Beşiktaş daha iyi oyun gösteriyor bizlere. Daha iyi oyuncular, daha iyi e, ee, oyun yapılanması, takım oyunu hepsi şu an oklar Beşiktaş tarafında. Burada Beşiktaş tarafında yarı kazanır yapsam mı yapmasam mı derken aga ben kendi bildiğimi yapacağım. Kendi bildiğim şu. Trabzonspor ligde şu an gol atamadı. Doğru mu? İki maç oynadı. ikisinde de gol atamadı. İkisinde 0-0 bitti. Beşiktaş nasıl oynadı ne biliyorsunuz? Tempolu ve yani takımı bu tempoyla Trabzon çok dayanabilir mi bilmiyorum ama abi dış faktörler bu işte önemli. Bir, Şenol Güneş'in ilk mücadelesi ve Trabzonspor'da ve Şenol Güneş'in maaşını söyleyeyim 50 milyon. Adamın 50 milyon maaş var diye ilk, maçtan bir şeyler yapması lazım ki Trabzon bu maçta en azından bir gol atmasını bekliyorum. Çünkü eğer bu tür maçlarda puan alırsan sezonun devamı devamı için itici maçlardan biri olur Raga. O yüzden Trabzon'un burada ne yapıp ne etmesi bu maçtan puan kuparması lazım. Beşiktaş'ın favori olması normal zaten. Oynamış olduğu oyun. Rafa'nın oyunu Immobile ki Mustafa Hekimoğlu bile sonradan gelip iyi işler yapıyor. Ben burada Trabzon tarafından gol bekliyorum. Şenol Hoca evinde tribün. Bu arada deplasman tribüne Trabzon İl Güvenlik Kurumu da Beşiktaş taraftarın alınmayacağını açıkladı. Beşiktaş da siyircisiz. Ben burada baskılı bir Trabzon bekliyorum aga. Hele bir golle falan erken bir gol muazzam olur. Kısaca idealden ideal kombineme de koydum. Fenerbahçe'ye Matson 2 almıştık ya. Burada da Beşiktaş'la Trabzon maçına da KG olarak alıyorum. Oranı zaten yüksek. KG olarak değerlendirdim maçlardan birisi. Atletico Madrid Valencia mücadelesi. Atletico Madrid taş gibi takım. Ben burada Atletico Madrid'in galibiyetini. Fakat galip gelirken de Valencia'da biraz takım savunmasını yapabilen takımlardan birisi. 4.5 altında bir Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Dediğim gibi sizlere ücretsiz bir kupon vereceğim. İdeal kupon ekrana gelsin hatta. Onun dışında Telegram'da ücretsiz, kan ücretsiz yazıp ücretsiz Telegram kanalına katılabilirsiniz. Cumartesi için de ideal bir korner kuponu verdim Telegram grubunda. Arkadaşlarım ideal kuponu benim bu şekilde. Fenerbahçe maçıyla Beşiktaş mücadelesini aldım. Fenerbahçe'nin ben doğrudan galibiyetini bekliyorum. 1.36 gibi oranla değerlendirdim. Trabzon'da kendi evinde Şenol Hoca ile birlikte, seyircisiyle birlikte daha gol atamadan bir mücadele açılışta yapabilir. K.G olarak aldım. bir süperlik kombin edip değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.